İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisiyle İstanbul İl Başkanı'na yönelik açıklama ve ithamlar nedeniyle Genel Başkan Meral Akşener tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. Buğra Kavuncu, partinizin evet. il başkanı, evet. onun durumu ne peki? Ee, onun durumunun ortaya çıkması lazım. FETÖ'cü diyorsunuz ona. Bakın bu, bu örgütle, değil. bu örgütle, bu örgütün, bu sivil toplum örgütünün neresinde neden görev aldığını açıklaması lazım. Ümit Özdağ'ın CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamalarla İyi Parti'de başlayan tartışma disiplin süreciyle sonuçlandı. İYİ Parti'de tartışmalar kurultayın ardından başladı. Kurultay'da sunulan kara listenin Koray Aydın tarafından hazırlandığı iddia edildi. Aralarında Ümit Özdağ, Aytun Çıray, İsmail Koncuk gibi milletvekillerinin başında olduğu isimler bu listeye itiraz etti. Bu tartışmalar sıcaklığını korurken Ümit Özdağ, İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etti ve parti yönetimine de sert eleştiriler yöneltti. Divan toplantısında da konu ele alındı ancak kurmayların sert eleştirilerine karşı bir karar alınmadı. Partide tartışmalar devam ederken İyi Parti il başkanları ve çok sayıda ilçe başkanı Özdağ için ihraç edilmesi talebinde bulundu. Başvurular İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 29 Ekim'de iletildi ve Meral Akşener o talepleri değerlendirerek Özdağ'ın disiplin sürecinin başlatılması talimatını verdi. Kararı İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz kamuoyuna duyurdu. Poyraz açıklamasında İstanbul Milletvekili Sayın Ümit Özdağ'ın partimiz ve İstanbul İl Başkanımızla ilgili ithamları kamuoyunun malumudur. İl başkanlarımız ve 108 ilçe başkanımız disiplin sürecinin başlatılması yönünde talepte bulunmuştur. Genel başkanımız başvuru ve talepleri değerlendirerek Sayın Ümit Özdağ'ın disiplin kuruluna sevkine karar vermiştir, dedi. Disiplin kararına ilk tepki İsmail Koncuk'tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koncuk, disipline verilmesini hiç yadırgamam ama tüm il başkanlarının bu işe alet edilmesini reddediyorum. Bu bir disiplin soruşturmasından çok tepeden gelen emir ve talimatla yapılan organize bir linç hareketidir. Bu adaletsiz yöntemi kınıyorum, dedi. Peki süreç nasıl işleyecek? İyi Parti Merkez Disiplin Kurulu Özdağ'ın savunmasını isteyecek kurul yapacağı değerlendirmede uyarma, kınama, partiden veya gruptan geçici veya kesin olarak çıkarma cezalarından birini verebilecek.